Herkese merhaba Teknoşok izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, Samsung Unpacked 2016'dayız. Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce Samsung S7 ve S7 Edge modellerini tanıttı. Elimde görmüş olduğunuz model Galaxy S7 modeli arkadaşlar. 5.1 inçlik, 5.09 inç aslında tam olarak söyleyecek olursak. Bir ekrana sahip ve 2K ekran çözünürlüğünde. İşlemci tarafına baktığımızda Exynos işlemciyi görüyoruz. 8890 işlemcisini ve 4 GB'lık sistem belleğiyle desteklenmiş bu işlemci. Buna ek olarak telefonda bu defa artık S6 modelinde ve Note 5 modelinde ciddi şekilde eleştiri gören microSD kart desteği de telefona SIM kart slotu ile birlikte getirilmiş. Tek kızaktan hem SIM kart takabiliyorsunuz hem de microSD kart takabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir gelişme olmuş telefon için. Hemen CPU'yu açalım, buradan da size diğer detaylardan bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, şuradan çalışırdık. Evet, görmüş olduğunuz gibi Exynos 8890 işlemcisi var. 4 çekirdek 2.6'da 4 çekirdek 1.59'da çalışıyor. Mali T880 grafik yongasıyla birlikte geldiğinde hemen söyleyelim. Ekran çözünürlüğü ve DP oranını görüyorsunuz. 4 GB'lık sistem belleği var. Ve 32 GB'lık alanın 24.7'lik bir kısmı kullanıcılara açılmış durumda. Android 6.0.1 ile geliyor. TouchWiz arayüzde tabi güzel bir revizyona uğramış burada. Renkler daha sadeleştirilmiş ve arayüz ilk etapta oldukça güzel ve hızlı bir şekilde akıyor. Bu arada şu detayı da verelim. Şu anda elimizdeki telefonda İspanyol cümeli var. O yüzden çok da fazla detaya girmeden anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet, TouchWiz arayüz dediğimiz gibi biraz geliştirilmiş. Daha hızlı olmuş. Hemen şöyle cihazla alakalı bilgileri de size vermek istiyorum. Info Software tarafından. Gördüğünüz gibi 6.01 işletim sistemiyle birlikte geliyor telefon. Bu da güzel bir detay. Telefonun bataryası da 3000 mAh arkadaşlar. S7 Edge modelinde ise 3600 mAh'lık bir batarya görüyoruz. 3600 mAh oldukça iyi bir skor. S7'nin 3000 mAh'lık bataryayla nasıl bir performans vereceğini de merak etmiyor değilim aslında. Tasarım tarafına biraz değinmek istiyorum. S6'dan biraz daha ince bir kasa tasarımına sahip ve ekranın şu anda bir Always On seçeneği var LG modelinde gördüğümüz gibi. Bunun batarya tarafındaki götürüsünü veya getirisini telefon elimize ulaştığı zaman sizlere aktarmaya çalışacağız. Yine bir parmak izi tarayıcısı mevcut tabii ki telefonda. Telefon sol tarafına baktığımızda ses kontrol butonları, sağ tarafında güç butonu, üst tarafta microSD ve SIM kart girişinin bulunduğu alan, alt tarafta da USB girişi, hoparlör ve kulaklık çıkışını görüyoruz, kulaklık girişini. Arka tarafta da 12 megapiksellik bir kamera mevcut. 12 megapiksel sizi aldatmasın arkadaşlar. Burada sensörde yapılan bir yenilikten sonra 12 megapiksel çözünürlüğünde yeterli olacağını söyleyebiliriz. Telefon yine home tuşuna çift bastığınızda hızlı bir şekilde açılıyor ve modlara geçebiliyorsunuz. Pro modunda da hemen size neler var onlardan bahsedeyim. 1/24.000 ile 10 saniye arasında uzun pozlama yapabiliyorsunuz. Bu önemli bir detay. Telefonun diğer ayarlarına girdiğimizde de video çözünürlüğü tarafında 4K, QHD, 60 kare saniyede Full HD gibi çözünürlükleri görmekteyiz. Gerçekten yeterli çözünürlükler. Ön kamerada yine 5 megapiksellik bir kamera mevcut. ISO ayarı, ISO 100 ile 800 arası destek sunuyor. Beyaz dengesi gibi farklı seçeneklerimiz mevcut. Telefonun performans tarafına hızlıca bir AnTuTu testi yaparak baktık arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Evet, bu skoru çıkardı. 128.473 gibi son derece yüksek bir skoru çıkardı. Gerçekten oldukça iyi bir performans değeri sunduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada bulunduğumuz alanda internet stabil olmadığı için oyun indirme konusunda biraz sıkıntı çekebiliyoruz ama şöyle ben hızlıca bir yandan da bir oyun denemesi de yapmak istiyorum aslında bakarsanız nasıl çalışacağı ile alakalı. Hemen şöyle bir bakalım indirecek mi? Evet, şu Need for Speed No Limits'i bir deneyelim bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, şimdi S6 yanımızda olsaydı aslında, bir S6 olsaydı elimizde birebir kıyaslamasını yapmak isterdim ama maalesef yok. Ama telefon oldukça güzel görünüyor, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Arka tarafta yine önceki modelde görmüş olduğumuz bir kavis mevcut. Şık bir telefon olduğunu söyleyeyim. Hemen şu yan taraftan da şöyle S7'yi de yanına getirmek istiyorum. Şöyle şu açıyla gösterebilirsem, evet. Şu anda S6 ve S7 ve S7 Edge modelleri yan yana arkadaşlar. Boyut olarak da görebiliyorsunuz aslında aradaki farklılığı. Şöyle biraz daha netliğimizi ayarlayalım. Evet, bu şekilde iki modeli de sizlere yan yana göstermeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor çünkü güvenlik bantlarıyla şu şekilde bağlılar. S7'ye de burada ufaktan bir değinelim. İki tarafında da dediğim gibi kavisli ekran mevcut ve bu defa kavis çok daha etkin bir şekilde kullanılıyor. Bunu da çok rahat bir şekilde söylemek istiyorum. Bu arada bir yandan da oyun indiriyorum. Evet, oyun çok da inebilecek gibi görünmüyor. Evet arkadaşlar, S7 ile alakalı söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar.
telefon ülkemize geldiğinde ve elimize ulaştığında daha kapsamlı testlerle karşınızda olmaya çalışacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.